alakalı aslında ayrı bir program yapılabilir sadece. Sosyal medya kullanımı mı aslında bir tek problem? Bunun başka uzantıları var. İşte mesela Netflix gibi platformlar var. YouTuber'lar var. Instagram fenomenlerinin hayatlarını takip etmek var. Instagram dışında da bunu uygulamak gibi de düşünebiliriz belki. Dijital oyun düşkünlüğü var. Yani bir tek belki sosyal medya demememiz lazım konuşurken. Ama şöyle başlayabiliriz belki. 6-15 yaş arası çocukların internet erişiminin şu an %99 oranında olduğunu biliyoruz. Yani çocuklarımızın hemen hepsinin internete erişimi var. Bunun şu an çok tehlikeli boyutta olduğunu düşünüyorum ben. Benim gündemimi çok fazla anne olarak da meşgul eden bir konu. Sorulan, gelen problemlerde de getirilenlerden biri olarak da çok fazla görüyorum. Bunun aslında ben doğumla başladığına inanıyorum ailede. Çünkü birincisi biz teknoloji göçmeniyiz. Ben telefon sahibi olduğumda 20'lerimdeydim. Ama şimdi çocuklarımız doğduğu an onların dijital fotoğrafı var. Kaç tane anne babanın dijital fotoğrafı var çocukluğuna dair? Oradan pay biçelim. Biz ne kadar teknolojiye sonradan adapte oluyoruz? Bir de teknoloji çok hızlı geliştiği için ne kadar teknolojinin içindeyim diyen anne babanın bile ne kadar zorlandığını görüyoruz. Mesela çocuklar şunun farkındalar. Annem babam beni takip ediyor. Telefonda nereye girdiğime bakıyor, bilgisayarda hangi sitelere girdiğime bakıyor. Bunu alternatif bulmuşlar. Gizli modda açarak annelerin babalarını takip etmediği bir ortamda istediği dizileri seyrediyorlar. Diziler de, televizyon dizileri de bence bunun bir parçası olmalı. Çünkü onlar da artık dijital ortamda. Yani televizyonu belki kapatıyoruz, belki evimize televizyon almıyoruz. Ama çocuk elindeki telefonla hepsine ulaşabiliyor. Bizim onay verdiğimiz, vermediğimiz görüntüler, bilgiler, filmler, oyunlar hepsinin elinin altında ve biz bunu çocuğa ödül olarak sunuyoruz. Nasıl sunuyoruz? Bu çocuk 6 aylıktan sonra yemek mi yemiyor? Hemen bir çizgi film açıyoruz. Çocuk yemeğini yesin. Sinir krizi mi geçiriyor? İşte anne evi mi terk edecek? Çocuğa görünmeden çıkacak. Hemen hop yanında bakan biri telefondan bir şey açıyor. Çocuk ona tamamen dalıyor ve işler çok tatlıya bağlanıyor küçükken. Bu büyüdükçe tabii çocuk şeyin de farkına varıyor. Ben bir sorun yaşasam beni memnun edecek artık bir şey var yani. Burada beni eğleyecek bir alet var. Çocuklar sıkılmamaya da başlıyor. Sıkılmaktan hoşlanmamaya da başlıyorlar. Önce aslında oralarda müdahale edilmesi lazım. Çocuğa telefonla, televizyonla yemek yedirdiğimiz zaman aslında hiç yedirmeseniz daha iyi. Çünkü o çocuk o yemeğin tadını hatırlamıyor, kokusunu bilmiyor, ağzına değdiğindeki o hissiyatı bilmiyor. Yani kişi o an olduğu ortamı tam olarak idrak edemiyorsa, oradan ayrıysa, kopuksa bu onun hayatında çok büyük problemlere sebep olabiliyor ileride. Anda kalmak, işte anı yaşa, şu anki en fenomen söylemlerden biri, anın farkına var. Bunlar aslında hepsi en küçükken çocuklara tam tersini vererek yetiştirebiliyoruz. Daha sonra da çocuğa diyoruz ki sen niye dersine odaklanamıyorsun? Neden odaklansın? En ufak bir sorunda zaten telefonu alabiliyor. Derse çalışmak, işte odaklanmak çocuğun gayretini istiyor. Onun yerine sadece gözlerine bakarak yani onu oyalayacak bir şey varken çocuk neden otursun da zihnini uğraştırsın, bir şeyler üretmeye, bir şeyler öğrenmeye çalışsın. Bunu beklemek çok zor. Ortaokul çağına geldiğimizde de telefon ilk defa çocuğa nasıl verilir? Bunun üzerinde ailelerin çok fazla kafa yorması gerekiyor. Ben hazır mıyım çocuğuma bu özgürlüğü vermeye? Çocuğum hazır mı? Ve biz ailede bu ortamı hazırlamış mıyız? Bu dediğim gibi bence çocuk doğduğu zaman evde konuşulmalı. Ben bu çocuğuma ilk telefonunu ne zaman vereceğim? Bazen şunu da duyabiliyoruz. Karne hediyesi, mezuniyet hediyesi. Aile dışındaki geniş aileler hiç anne babaya sormadan verebiliyor çocuğu. Bu da çok ilginç ve çok tuhaf aslında. Yani böyle bir özgürlüğü nasıl bir dayı, hala, teyze, anneanne, babaanne nasıl verebilir? Vermemeli, hiçbir hakkı yok. Burada anne baba müdahale ettiği zaman da kötü oluyorlar tabii ki. Peki çocuğun özgürlük nasıl verilmeli dendiğinde benim tavsiyem öncelikle tuşlu telefon. Çocuk önce onu bir görsün, yani tuşlara basmak zorunda olduğunu, bir mesaj yazmak için ne kadar uğraşması gerektiğini görsün. Bu bizim geçtiğimiz yollarda biraz nostalji de yapsın. Annem babam bunları yaşadı. Telefon ne için lazım? Ne için lazımsa o zamana kadar bekletilmeli. Kesinlikle mezuniyet hediyesi, karne hediyesi olarak verilmemesi taraftarıyım. Telefonu anne baba şu şekilde yansıtmalı. Senin telefon kullanmaya ihtiyacın var mı şu an? Peki akıllı telefon kullanmaya ihtiyacın var mı? Telefona ihtiyacın varsa al sana tuşlu telefon.
Ama akıllı telefona gerçekten ihtiyacın varsa orada da öncelikle belli kurallar dairesinde sunulması gerekiyor. Bir şeyi öğretirken çocuğa yavaş yavaş öğretiyoruz değil mi? Çocuk şak diye oturup da 3 sayfalık bir makale yazamaz. Ama bunu adımlarıyla anlatıyoruz, yaşına göre anlatıyoruz. Çocuğun eline verirken de bu önemli olmalı. Hemen her telefonda da sistemde kayıtlı olması gereken ebeveyn kontrolleri var diyebiliyorum ben. Onları açtığınız zaman aslında çocuğun telefonunu kontrol edebiliyorsunuz. Ama bu kontrol şey gibi olmamalı. Çocuğun haberi olmadan işte onun üzerinde bir üstünlük kuruyor gibi değil. Bu telefonun zararlarını çocukla konuşmalıyız. Bunun farkında olan çocuk evde eğer belli bir kurallar varsa bunu da biliyorsa zaten kabulleniyor. Zaten siz çocuğa küçüklükten beri ona göre davrandıysanız, buna şu da dahil, yolda giderken siz emniyet kemerinizi takıyorsanız kurallara uyduğunuzu gösterirsiniz. Sırada bekliyorsanız kurallara uyduğunuzu gösterirsiniz. Çocuk da bunu görerek büyüyorsa o da kurallara uyma eğilimindedir. Biz hep şey diyoruz ya işte benim ne söylediğim değil ne yaptığım önemli. Bunu her anne bilir, her baba bilir ama uygulamaya geldiğimizde ne kadar uyguluyoruz? Ben ne kadar emniyet kemerimi bağlıyorum? Biz kurallara uyduğumuz zaman çocuk da aile kurallarına uymakta daha aslında kolay adapte olabilir. Bunu önemsemek lazım. Bu kuralla vermekte de belli noktalar var. Mesela işte telefonu kesinlikle kendi odasına sokmayacak. Bu dediğim ebeveyn kontrollerinde belli bir saatten sonra telefonun bütün fonksiyonlarını kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz fonksiyonları seçebiliyorsunuz açık kalsın diye. Bir tek arama modu açık kalabilir. Mesela işte otomatik 9'da 10'da tamamen telefon sosyal medyaya erişim olmayan, internete kapalı, uzaktan yapabiliyorsunuz bunu. Bunu uygulayabilirler. Konuşarak belli bir süre verebilirler. Hangimiz farkındayız elimizdeki telefonla ne kadar vakit geçirdiğimizi? Ben sık sık kontrol ediyorum bugün ne kadar vakit geçirmişim diye ve şaşırıyorum her seferinde. Bu kadar olmuş mu ya diyorum. Çünkü biz bile hala bu kontrolü bence çok iyi sağlayamıyoruz. Çocuktan nasıl bekleyelim? Mümkün değil. O yüzden belli sınırlar, mesela işte Instagram, YouTube gibi sosyal mecralara istediğiniz sınırı koyabilirsiniz. İşte yarım saat dersiniz, bir saat dersiniz, iki saat. Ve çocuk burada da kendisini ayarlamayı da öğreniyor. Şunu ben duyuyorum kendi kızımdan. Anne bana verdiğin süre yetmiyordu başta. Ama biliyorum ki işte bir sınav döneminde başladık. Özellikle ki görsün sınavlarını etkiliyor. Biraz daha rahat ikna olur diye. Ama biliyorum ki sürem çok kısıtlı. Gündüz bakmamaya başladım. Akşama bırakmaya başladım. Akşam işte çok rahat yetiyor. Artık vaktimin arttığı bile oluyor. İyi ki böyle bir şey yapmışız. Bunu söylerken hoşlanmıyorum anne ama dedi. Mesela dönüş olarak bunu aldım ben kızından. Ama yetiyor bana. Kendimi ayarlayabiliyorum. Çocuğa aynı zamanda otokontrolü de öğretebileceğimiz bir noktaya getirebiliriz aslında. Şunu da belirteyim. Yani mesela kızımdan örnek verdim ama biz evde çok mu rahatız, çok mu işte her şeyi hallettik? Hayır böyle bir şey yok. Genelde bir toplantıda benim gelişim psikoloğu olduğumu bilmiyorlardı. Bir arkadaş şey demişti, ya bu gelişim psikologları da onu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Kendilerini çok merak ediyorum. Annelikleri, babalıkları nasıl? Her şey mükemmel mi evlerinde? Hayır değil, tabii ki değil. Çünkü insanla uğraşıyoruz. Ve insan sürekli, tıp fakültesi bile en uzun fakültelerden biridir değil mi? Üzerine uzmanlık yapar. Hala daha o insan vücudunu çözebilip o hastalıkları anlamak ne kadar zordur. Bunun aynı şekilde psikolojik tarafı, bireysel eğitim tarafı da aynı şekilde. Bir insanı anlamak, onunla bir yola çıkmak çok çok farklı bir şey. Bu çocuğunuz da olsa, eşiniz de olsa, kendiniz bile olsa yeri geldiğinde biz kendimizi de çok ne kadar tanıyoruz? Bu soru da aslında çok cevaplanması kolay bir soru değil. Bu açıdan tabii ki her evde bu konu çok büyük bir yara. Neden bunu konuşuyorum? Çünkü demek ki benim için de bir yara ki bunu ne yapabiliriz diye konuşma ihtiyacı hissediyorum. Zaten bu tarz görüşmeler, konuşmalar en çok şahsen bana yarıyor. Yani ben de bu arada hem araştırmış oluyorum, biraz daha evde kendime çeki düzen veriyorum, işte ev ortamında neler yapabiliriz kısmına değiniyoruz. O açıdan aslında bu hepimizin problemi, bunu bilmek gerekiyor. Bu problemi çözen yok, çözmeye çalışıyoruz geldikçe önümüze. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor, çocuklarımız çok hızlı değişiyor. Biz de burada kendimizi adapte etmeye, nasıl çözebilirize odaklanmaya devam ediyoruz. Sosyal medya ile ilgili de özellikle anne babalar, dediğimiz gibi kendileri kuralları uygularlarsa en azından şunu söyleyebilir. Sen Instagram hesabı açmak istiyorsun. Tamam, iyi güzel. Peki Instagram'ın kuralları neler?
Instagram'ın belirli bir yaş kuralı var. 14 yaş mesela. Çocuk 14 yaşından önce bir sürü çocuğun Instagram hesabı var değil mi? Biliyoruz. Eğer bu çocuklara bu şekilde yaklaşırsanız ilk adım olarak, yani senin 14 yaşından önce burada hesap açman yasal değil. Çocuk da bunu kabul edecektir. Eğer siz dediğim gibi toplumsal kurallara da dikkat eden bir ebeveynseniz.